Selam arkadaşlar. 90 günlük Work Hard, Play Harder challenge'ımıza hoş geldiniz. Birkaç gün önce Instagram'da küçük bir soru sormuştum. İşte ben bu yaz çalışacağım, beraber çalışalım mı, ne dersiniz, ne yapalım diye. Ve çok fazla pozitif geri dönüş aldım. Bu yaz çalışması gereken çok kişi varmış. Ve ben de bunu hep beraber yapabileceğimiz, hem küçük bir challenge gibi, sonuna da küçük birkaç ödül koyacağız bir şeyler yapmak istedim. Bunu peki nasıl yapacağız? En çok istenen şey beraber çalışalım oldu. Ancak bu beraber çalışmaya ya da işte bu canlı yayında hani study etme gibi şeyler benim için çok verimli olmuyor. Bir de farklı saat dilimlerinde olanlarımız var. Sabah çalışmayı tercih edenler var. Akşam, akşam çalışmayı tercih edenler var. O yüzden ona çok sıcak bakmıyorum. Onun için şöyle bir şeye karar verdim. Hepimiz buradan Instagram üzerinden çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Başlamadan önce hepinizden hedeflerinizi yazmanızı istiyorum. Bu arada ona geçmeden şunu söyleyeyim. Bu sadece hani akademik bir challenge değil. Yani sadece işte bu 90 gün boyunca tez yazın ya da işte bir sınava çalışın gibi bir şey değil. Tam aksine mesela sınavlarınız işte Haziranın sonunda bitmiştir. Temmuz ve Ağustos'ta kendinizi geliştireceğiniz alışkanlıklar edinmek istiyorsunuzdur. Mesela işte düzenli kitap okumak ya da düzenli yürüyüş yapmak veya işte e, izlemek istediğiniz bir dizi serisi ya da işte TEDx serisi vardır. Bu tarz şeyler de olabilir. Buna yakalarak olarak Alese e çalışmanız gerekiyordur, işte TOEFL'a çalışmanız gerekiyordur. Bunların hepsi bence bu 90 güne çok rahat sığdırabileceğimiz şeyler. Benim bu 90 gündeki asıl amacım yaz bittiğinde işte yıllar sonra bile geri baktığınızda işte 2022 yazında ben işte şu kadar kişiyle birlikte şu alışkanlığı edindim ya da işte şu şu şeyi yaptım. Yani bunu hani belli bir kalıba sokmak istemiyorum. Çünkü bu herkes için çok farklı ben böyle düşündüm ve e, grup istemememin diğer bir sebebi ise e, ya WhatsApp grubu ya da te Telegram grubu gibi öneriler geldi. E, ben kişisel e, mesajlarıma da çok fazla yetişemiyorum bu aralar. Böyle bir grupta olmak beni e, çok yıpratırdı ve çok dağıtırdı, çok e, dikkatimi bozardı. Ve e, böyle gruplarda e, Herkes hani mesela hedefini yazıp hani şunu yaptım bunu yaptım diyebilir ama hepimizin günlük çalışma saatleri ve şekilleri çok farklı. O yüzden kıyaslama da olmaması adına böyle bir şey tercih etmiyorum. Bana göre en mantıklısı Instagram üzerinden ilerlememiz. Zaten gelen mesajlara göre yaklaşık kaç kaç kişinin aktif katılacağına tahmin edebiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle 1 Haziran'da başlıyoruz. 1 Haziran'da başlamadan önce sizden istediğim bu 3 ay boyunca yapmak istedikleriniz. Şunu da ekleyeyim. Bu 3 ayda tabii ki tatil için hani ara verdiğiniz süreçler olabilir. Farklı sorumluluklarınız veya keyfi aktiviteleriniz olabilir. Bunlar sürecin bir parçası zaten. Bu arada bunu hani daha sonra da söyleyebilirdim ama work hard, play harder. İşte hani hem çok çalış hem çok daha iyi eğlen gibi bir bir çeviri olabilir. Ben çalışmayı da çok seviyorum. Eğlenmeyi, keyif yapmayı da çok seviyorum. O yüzden e, hani hayat içinde bu dengeyi ne kadar hızlı yakalarsanız o kadar iyi. Her neyse konumuza geri dönelim. Hedeflerinizi yazın dedim. Mesela ben şöyle basit bir e, taslak çıkarttım. Bildiğiniz gibi ben e, doktora dördüncü sınıfım ve artık tezimi yazmaya çalışıyorum diyebilirim. Ve benim tezim deki e, farklı bölümler makale bazlı. Ve ben buraya işte e, neleri yapmam gerektiğini yazdım ve hangi ay neyi yapabilirim onları yazdım. Tezime ek olarak e, mesela Haziran ayında filamentçi sınavlarım var. Onu yazdım. Ek olarak bunlar benim tamamen e, kariyer için e, yapmam gereken, yapmayı hedeflediğim e, maddeler. Ek olarak e, o zamandan beri burada olanlar bilir. Geçen yaz çok güzel bir meditasyon kitap okuma ve günlük egzersiz alışkanlığı oluşturmuştum. Ve meditasyonla kitap çok uzun süre devam etti. Son iki aydır ara vermem gerekti. Bunlara da geri dönmek istiyorum. Meditasyon derken ben mindfulness meditasyon yapıyordum. Kullandığım... Uygulamanın adı Insight, hani yapmak isterseniz, Insight Timer pardon, yapmak isterseniz belki oradan destek alabilirsiniz. Ee, kitap olarak da um, böyle beni çok yormayan bir şey okumak istedim ve Harry Potter okuyordum. Hatta 5. kitabındayım. Yani ona en kısa zamanda geri dönmek istiyorum. Bu challenge'a ona da ekledim. Bir de ek olarak yaklaşık 250 gündür um, Duolingo üzerinden Flamenkçe çalışmaya devam ediyorum. Hani o da şey günlük egzersiz olsun benim için diye böyle bir şey yapıyorum. Yani kendinize ne hedef oluşturacağınız tamamen size bağlı. İşte yeni yemekler öğrenmek, kitap okumak, yeni bir dil öğrenmek, İngilizce mi geliştirmek. Yani belli bir sınır, belli bir kapasitesi yok bunun. Sadece gerçekçi olmanızı tavsiye ediyorum ve bu koyduğunuz hedefi 90 günlük ya. Mesela eğer bu koyduğunuz hedefler hani bu söylediğim gibi küçük hedeflerse işte her gün 10 sayfa kitap okumak gibi ise bu 90 günün en az 85 günü yapabileceğiniz hedefler olsun derim. Ama mesela tez yazmak 90 günün her gününde tez yazmayacağım. Hatta şimdiden söyleyeyim Ağustos'un son 10 günü çalışmayacağım çünkü taşınıyor olacağım. Ona ek olarak hafta sonları çalışmayı planlamıyorum. Keyfim olur çalışırım o tamamen farklı bir şey ama hani böyle bir şart koymuyorum kendime. Gibi gibi yani kendinizi tanımanızı tavsiye ederim bu 90 günlük süreçte de biraz. Zaten plan program yaparken neyin eksik, neyin fazla, neyin doğru, neyin yanlış, neyin size uygun olup olmadığını da görüyor olacaksınız. Şimdi Peki nasıl ilerleyelim? Ben şöyle bir şey düşündüm. Zaten katılacak kişi sayısı 3 aşağı 5 yukarı belli bence. Eğer siz de buna pozitif bakarsanız bana her gün işte sabah şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte bugünkü hedeflerim şu şu şuydu. Bunu 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 yapabildim gibi. E, bu arada sonuna küçük bir ödül koymayı planladığım için e, bu 90 günden 85 gün boyunca benimle böyle bir mesaj paylaşmanızı, paylaşmanızı istiyorum. Yani birinci gün yazıp ya da işte gün bir yazıp e, hedefim işte tamamen bunları keyfi söylüyorum. 2 e, saat tez üzerine çalışmak literatür taraması olabilir analizleriniz olabilir hani detayları tamamen size kalmış. 2 saatin üzerine işte bir saat İngilizce çalışmak için işte bir şeyler izlemek, bir şeyler dinlemek, bir şeyler yazmak. Daha sonra akşam üzere 30 dakika yürümek. Hani aslında baktığınızda bu üç buçuk saatlik bir program. Ama buna uymakta zorlandığımız günler hepimizin oluyor. Yani hani mesela bu işte üç tane hedefim vardı. Sadece şunu şunu yapabildim. İşte diğer üçüncüsünü yapamamamın sebebi zaman yetmedi ya da işte planlamamı yanlış yaptım ya da o anda farklı bir durum oldu ondan vazgeçmek zorunda kaldım gibi. Hani böyle küçük böyle 3-5 cümlelik bana bir şey yazarsanız hem bu gün sonunda sizin bana pozitif bir şey yazma şansınızı arttıracağı için sizi daha fazla motive eder diye düşünüyorum. Bu arada hep söylüyorum önemli olan motivasyon değil disiplin ama zaten 90 gün içinde beraber yapanlar görecek. Hani böyle düşmeler olacak belli günlerde. Ve bunu da ben elimden geldiğince kendim yani kendi düşüşlerimi sizinle paylaşacağım. Hani bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bunu nasıl tolere edebilirim? Veya motivasyonumuzu hani o o günlerde böyle bir tık bir dopinge ihtiyacımız varsa nasıl bir şey yapabiliriz ya da ben kendimi o gün çalışmaya nasıl zorladım gibi. Bu arada çalışmayı nasıl zorladım cümlesi çok e, hoşuma gitmeyen bir cümle. Zorlamak demeyelim de hani o disiplini bozmamak için çalışmaya devam etmek diyelim. E, bu arada bu 90 günde e, dinleneceğiniz günleri de planlayın. Yani Mesela ben hafta sonu çalışmayı planlamıyorum. Ben haftanın e, 4 günü çalışacakmış gibi e, plan yapacağım. Bu çok önemli. Bu arada hani bana 85 gün yazmanızı istediğimde hafta sonları için mesela işte kişisel hedefim kitap okumaktı. İşte 10 gün, pardon, 10 sayfa kitap okuyabildiğim gibi bir şey yazabilirsiniz. Deadline'ı olanlar için mesela Ağustos 15'te tezimi teslim etmem gerekiyor veya işte Eylülün 5'inde şöyle bir sınava gireceğim gibi durumları olanların tersten plan yapmasını tavsiye ediyorum. Mesela ben buna tez için örnek verebilirim. Eğer 15 Ağustos'ta tezinizi te teslim etmeniz gerekiyorsa, işte hani son mesela 10 günü sadece tekrar okuyup revizyon yapmaya ayırabilirsiniz. İşte ondan önceki işte 10-15 günü son değişiklikleri yapmaya ayırabilirsiniz veya işte sonuç bölümünü yazmaya ayırabilirsiniz gibi. Biraz da tersten bakın ki hani işte bugün başladım her gün bir sayfa yazdım değil de geriden gelmek ne kadar zamanınızın olup olmadığını size daha güzel gösterir diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Buraya birkaç not almıştım. Hani hepsinden bahsetmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kimimiz hani saatlik plan yapmak tam hoşlanıyoruz. Kimimiz ise işte bugün bu bölüm bitecek gibi düşünüyoruz. Her ikisi de uygun bence. Hani bazı günler bir tanesi daha uygundur. Bazı günler diğeri hiç sorun değil. Önemli olan kendinizi tanımanız. Bu arada bu 90 günün çoğunda şunu paylaşmak istiyorum. İşte bugünkü hedefim bunlar deyip sabah küçük böyle bir yazı paylaşıp akşam da işte bunu yapabildim, bunu yapamadım gibi. Hani ben de olabildiğince size karşı transparan olacağım. Ama e, her gün aynı enerji seviyesinde olmadığım için kamera karşısına çıkamayacağım günler olabilir. O yüzden de hani kısaca böyle birkaç şey yazıp yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada e, şunu da şimdiden belirteyim. Bunu görünce duyunca çok şaşıracaksınız. E, ben çok az çalışan bir insanım. Bunu hocam duymasın. Benim için günde iki saat derin çalışma yani gerçekten bir şeye odaklanmam yeterli. Bu iki saate ek olarak 2 ile 4 saat arası da diğer şeylerle uğraşıyorum. Bu diğer şeyler dediğim işte bazen küçük analizler oluyor. Bazen işte grafik oluşturma, çizim yapma vesaire. Ama benim için bir günde en önemlisi o iki saatlik derin çalışma, o iki saatlik derin çalışmayı bu 90 günün işte hani 60'ında 70'inde yapabilirsem çok iyi ilerleme kaydedeceğimi düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. 2 saat kulağa çok az geliyor kabul ediyorum ama gerçekten hiçbir şeyle uğraşmadığım 2 saat beni inanılmaz ilerletiyor. Ki o 2 saatte gördüğüm ilerleme sayesinde zaten devamında da hani çalışmaya devam ediyorum. Ama mesela o derin çalışmayı Dört saatten uzun tutamıyorum. Tekrar söylüyorum hani bu kişiden kişiden kişiye değişiyor. Mesela bazı arkadaşlarım vardı sabah bir oturuyordu akşama kadar derin çalışma yapabiliyordu. Ben öyle birisi değilim. Ben sıkıya gelemiyorum. O yüzden e, hani ben bu şekilde hani benim çalışma saatlerimle lütfen kendinizi kıyaslamayın. Bir de ben kendimi artık e, tanıyorum ve tezimin öyle bir noktasındayım ki artık ne ne kadar zaman gerektiriyor bunu yüzde seksen kestirebiliyorum. O yüzden hani ilk etapta planlarınıza uyamamak veya beklediğinizden daha az bir süre ya da daha çok bir süreye ihtiyacınız varsa ya da planladığınızdan daha az çalışabiliyorsanız bu da sürecin bir parçası kendinizi tanımanıza destek olur. Ee... Bir de kendinizi tanıma konusunda şunları not almışım. Evet gerçekçi olun. Ama bunu böyle bir iki haftada zaten hepimizin öğreneceğini düşünüyorum. Ee, bir de enerjinizi tanıyın. Ben buna çok önem veriyorum. İşte zamanlı değil enerjini tanı... Zamanlı değil enerjini yönet diye bir videom da var hatta YouTube'da. Ee, mesela ben sabah saatlerinde daha iyi çalışıyorum. O sabah işte o iki saat benim hani böyle hala dünyadaki her şeyle bağlantı kuramadığım saatler olarak planlıyorum. Mesela üniversite sınavında çalışırken de böyleydi. Son sınavımız bizim çok geçti. Haziran'ın sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok sıcak oluyordu. Ben sabah 4'te kalkıyordum. İşte öğlen 12'ye kadar çalışıyordum. O kadar hani günün geri kalanı bana kalıyordu. Üniversite döneminde de öyleydi. Sabahları erken kalkıp çalışıyordum. Hani aramızda farklı sorumlulukları olanlar olacak tabii ki. işte akşam 5'ten sonra gece 10'dan sonra çalışabilecekler de olacak. Bu tamamen sizin biyolojik saatiniz, sorumluluklarınızla ilgili. Hani şu saatte çalışmak daha verimlidir diye bir şey yok bence. Sadece kendinizi tanıyın. Bir de şunu tavsiye ediyorum. İşte belli bir plan yaptınız. Bu planı aylara yani bu 90 gündeki 3 aya bölelim. 3 aydan sonra yaklaşık haftalara bölüp günlük de küçük bir planınız olsun derim ve her günün, her haftanın ve her ayın sonunda bu planın neresindesiniz bunu e, kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu birincisi kendinizi tanımanıza destek olacak. Hani ne kadar hızlı gittim, yavaş gittim, nerede hatalar yaptım. E, bunu ne kadar hızlı hallederseniz aslında uzun vadede o kadar hızlı ilerlersiniz diye düşünüyorum. Um, bir de e, iki tane maddem kaldı size söylemek istediğim. Şimdi bir tanesi tamam da şimdi bu e, çalışma çok bireysel oldu. Yani sadece işte hani ben ve işte bana yazan bir kişi arasında bir iletişim oldu. Peki toplu olarak nasıl motive olacağız? Ya da işte e, beraber çalıştığımızı nasıl anlayacağız? Şöyle her gün, her gün demeyeyim. Her, hedefim her gün olsun ama her gün olmayabilir. aranızdan gelen bazı mesajları storylerimde paylaş paylaşacağım. Mesela birisinin kötü bir gün geçirmiştir. Yani verimsiz bir gün geçirmiştir, kötü demeyelim. Verimsiz bir gün geçirmiştir ama günün sonunda işte kendiyle ilgili çok değişik bir şeye bir şeyi fark etmiştir. Hani bu tarz şeyleri tabii ki izninizle paylaşacağım. buna ek olarak Yine her gün olmaz ama haftanın bir veya iki günü işte paylaştığım bir um, post veya reelin altında um, sohbet edebiliriz. Ee, video yani paylaştığım her şey sadece takipçilerim yorum yapabildiği için biz bizeyiz burada. Daha biz bize bir muhabbet döner. Hani bir şeyler paylaşmak istediğinizde böyle bir şey yapabiliriz bunu yapacağız yani her hafta en azından bunu yapmak istiyorum. Ek olarak günlük işte hani bugün çalıştınız mı çalışmadınız mı gibi sorular paylaştığımda kaç kişinin hani evet ya da hayır dediğini görebiliyorum. Bunları da zaman zaman hani söyleyeceğim işte bugün ya da işte dün hep beraber işte 150 kişi işte bu challenge'da beraber çalışmışız. Bakın yalnız değilsiniz gibi. Şunun sözünü vermeyeyim ama eğer Hedeflediğim gibi giderse ayda bir iki kere belki sadece bu challenge'ı düzenli takip edenlerle birlikte canlı yayın gibi bir şey yapabiliriz. Instagram'ın böyle bir özelliği var mı bilmiyorum. Bu araştıracağım şeylerden bir tanesi. En kötü ihtimal işte bir soft bir uygulama üzerinden işte sadece hani o kişilere özel bir link oluşturup. Böyle iki haftada bir ya da ayda bir e, buluşma gibi bir şey yapıp hani böyle basitçe konuşup tanışabiliriz. Ama e, bu birazcık da talep ve bağlı ve ben hani bunu nasıl yönetebilirim onu şu an çok fazla kestiremiyorum. Ee, ona ek olarak bu study with me konusunda e, ne düşünüyorsunuz onu da yazarsanız çok sevinirim yorumlara. Ya benim kişisel düşüncem ben mesela YouTube'da size me devletimi açıp çalışamıyorum. Hani bana uymuyor. Ne o ses ya da işte orada birisini görmek hani çok yapay geliyor bana. Mesela kütüphanede çalışmayı severim ya da işte ofiste çalışmayı ama o benim pek hoşuma gitmiyor. Ama site devletimi gibi bir şey yapalım derseniz nasıl yapalım orada biraz desteğinize ihtiyacım var. Son olarak hediyemiz ne? Şimdi bu 90 günün 85 günü bana mesaj atanlara şöyle küçük bir hediye koymak istedim. Tamamen gönlümden geçen bir şey. İşte 3 kişiye veya 5 kişiye istedikleri herhangi bir kitabı göndereceğim. Okul kitabı olabilir, okuma kitabı olabilir vesaire. Ama söz vermiyorum. O zamana kadar eğer beraber çalıştığım birkaç firma bize destek olmak isterse böyle aramızdan birkaç kişiye hediye vermek isterse bunu tekrar revize ederiz. En kötü ihtimal 3-5 kişiye benden küçük bir hediye olacak. Şimdilik öyle bırakalım. Daha güzel şeyler olursa zaten bunu duyururum size. Şimdilik benim aklıma gelenler bu kadar. Bu arada 10 dakika konuşurum sandım ama 20 dakika olmuş. Sormak istediğiniz merak ettiğiniz bir şey var mı? Bu format hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee size daha nasıl iyi yardımcı olabilirim? Bu arada bunu paylaştığımdan beri gelen mesajlar beni inanılmaz pozitif yönde etkiledi. O yüzden ben hepimizin bireysel tempoda gideceği için güzel bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Bir de hani bu düşüş yaşayacağımız günlerde ya da düşüş yaşadığım günlerde diyeyim motivasyonla ilgili işte bulabildiğim yazıları, makaleleri paylaşacağım ki hani bu sürecin aslında normal olduğunu, işte ilerlemenin bir parçası olduğunu görebilelim. Eğer hedeflediğim sayıdaki kişi 90 günü tamamlarsa şunu düşünebiliyor musunuz? Geri, hayatınızda geri dönüp baktığınızda 2022 yazında 90 gün boyunca şöyle bir şey yaptınız. Yani benim hani böyle birkaç yazım var çalışmamın gerek çalışmam gerektiği ve e, hala geri dön hala düşündüğümde kendimle inanılmaz gurur duyuyorum. Benim asıl hedefim burada bunu anlatmak. E, yani herkes aslında bireysel. Ben burada yarım saat 20 dakikadır konuşuyorum. Hiç kimseye motivasyon ya da disiplin ya da bir yol ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Ama siz kendi kendinizi tanıyıp o iç enerjinizi, iç disiplininizi oluşturduğunuzda e, kimse önünüzde duramaz. Yani ben bunu bilir, bunu söylerim. E, katılacaklara şimdiden hoş geldin. İnanılmaz mutluyum katılacağınız için. Katılmayacaklar için de e, hani tatilde olacaklar için de eğer böyle küçük kişisel hedefleriniz varsa aramızda görmeyi sizi çok isteriz. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Bu şekilde herkes görmüş olur, daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Ve bunu paylaşmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa bize katılmasının iyi olacağını düşündüğünüz onları da paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman 1 Haziran'da başlamak üzere görüşürüz.